bir anne göze çarpıyor. Çocuğunu kucakladığı gibi kaldırımdan uzaklaşıyor. Herkes o kadar şanslı değil tabii. Çok sayıda kişi otobüsün altında kalarak hayatını kaybediyor. Şoför tekrar araca bindi. Ben de otobüsün 20 metre önündeyim. Yani çok ani bir hareketle bir özel aracın, taksinin bir anda hızlanması gibi ani hızlandı. İşte o iddiayı destekleyen başka bir görüntü. Sağ üst köşede görülen otobüs birden hızlanıyor. Bir vatandaşa çarparak kaldırıma çıkıyor. Etraftakiler yine panik halinde, önce ne yapacağını bilemiyor. Ardından yardıma koşuyor. Bu da bir mağazanın güvenlik kamerası görüntüsü. Olaydan yaklaşık bir dakika öncesi. Hayat olağan akışıyla devam ediyor. Ama kısa süre sonra önce insanların kaçışmaları, peşinden otobüs durağının parçalarının etrafa savrulması görüntülere yansıyor. İki bebek arabası dikkat çekiyor. Otobüsün kaldırıma çıkmasıyla birlikte anneleri canavliyle çocuklarını otobüsün önünden kaçırıyor. İnanılmaz bir panik yaşanıyor. Mağazada çalışan kadınlar ne yapacağını bilemiyor. Birbirlerine sarılarak o anın şokunu atlatmaya çalışıyor. Frene basmadı, gaza bastı. Gaza basınca önce birine vurdu. Ondan sonra panikledi ve son sıra gazla ağacı devrildi, öbür tarafa çekti gitti. O feci kazadan 15 dakika önce bu noktada başka bir kaza vardı. Bir belediye otobüsüyle bir otomobil çarpışmıştı. Yol trafiğe kapalıydı. O esnada kazaya karışan otobüs arkadan geldi. Bir müddet bekledi. Ardından hareket etti, bir anda kaldırıma çıktı. 12 kişinin hayatına mal oldu. Hayatını kaybedenler bir bir son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenlerine siyasiler de katıldı. Aileler sorumluların cezalandırılmasını istedi. O şoförü bunun cezasını çeksin. Papatyamı kopardı benim papatyamı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen otobüs şoförü Erol Ayaz mahkemece tutuklandı. Olay yerinde kazanın izleri silinmeye çalışılıyordu. 12 kişinin hayatını kaybettiği kazanın izleri silinmeye çalışılıyor. Belediye ekipleri yıkılan durağın yerine yenisini inşa ediyor. Tam dükkanınızın önü sizin. Bir korku, bir endişe var mı sizde? Ya olmaz olur mu? Tam şu an tedirgin yani. Hepimizin psikolojisi bozuk burada yani. Gelirken mesela korktum, bilmedim valla. Kızılay'a gidiyorum, yürüyerek gidiyorum şu anda. Ankara'da yaşanan otobüs faciası sonrası kazanın neden yaşandığı sorusunun cevabı aranıyor. Nasıl bir ihmal kazaya sebep olabilir? Otobüs kazaları neden oluyor? Bu soruların yanıtlarını ileri sürüş uzmanı Ethem Genim'le belediye otobüs şoförlerinin İstanbul'daki eğitim merkezinde konuştuk. Haberimizde izliyoruz. Bu kaza değil. Buna başka bir şey demek lazım. Bu facia. Çünkü kazalar önlemler alındıktan sonra elde olmayan nedenlerle gerçekleşen trafik olaylarıdır. Fren mi patladı, el frenini indirince otobüs kontrolden mi çıktı? Yoksa sürücü fren yerine gaza mı bastı? Ankara'da 12 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazası neden yaşandı? Sürücülerin en büyük yalanı fren patladı. Bu araç, bu Ankara'daki olaydaki araç yeni bir araç. Ve araçta tüm güvenlik ekipmanlarıyla donatılmış. Yani fren sistemleri, elektronik sistemler, sürücünün yapabileceği hataları da tolere edebilecek sistemler var. İkinci bir fren kolu var elimin altında. Bu acil frendir. Yani otobüsün freni herhangi bir şekilde boşaldığında, zaten bu otobüslerin hız limiti şehir içinde 40-50 kilometreyi geçmemeli. Bunu çektiğinizde otobüsünüz kısa bir mesafede durabilir. Ankara'daki faciada otobüs çalışır halde ve vitesteydi. Sürücü otobüsün el frenini indirdikten sonra harekete geçtiğini, ardından da kontrolden çıktığını öne sürdü. Peki bu mümkün mü? Aracımı şu an vitese taktım, ayağımı kaldırdım, hiçbir şeye basmıyorum. El frenini de indirdim. Aracım hareket etmiyor. Ancak ben ayağımı gaza koyarsam, gaza basarsam araç hareket eder. Çünkü bunlar otomatik vites dediğimiz şanzımanlar. Gaz pedalına basarsanız basınç artar ve araç hareketlenir. Aksi takdirde yürümez. Bu da bir şehir efsanesi. İleri sürüş teknikleri uzmanı Ethem Genim'e göre kazanın nedeni otobüs sürücüsünün panikle fren yerine gaza basması. Araca bindim, freni bıraktım ve kalktım ve geldim. Halbuki el frenini çekmiş olsaydı gördüğünüz gibi araç duracaktı. Ama yanlışlıkla gaza bastığı için yayaları altına aldı. Kazanın asıl nedeni bilirkişi raporunun hazırlığı.